Yüzyıllar boyunca bir barış ve esenlik yurdu olan Kudüs ne yazık ki gerilimin, işgalin, yıkımın ve gaspın sembolü haline gelmiştir. Orta Doğu'ya kalıcı barışın gelebilmesi ancak Filistin-İsrail sorununun nihai bir çözüme kavuşturulmasıyla mümkündür. Turkish President Recep Tayyip Erdoğan participated in the opening ceremony of More Ephrem Syriac Ancient Orthodox Church in Istanbul on Sunday. Türkiye çatışmaların bir an önce durması, son hadiselerle birlikte iyice tırmanan gerilimin düşürülmesi için elinden geleni yapmaya hazırdır. Sükunetin tekrar tesis edilmesi için başlattığımız diplomatik çabaları yoğunlaştırarak devam ettirmekte kararlıyız. Bölgede söz sahibi tüm aktörleri de barışa samimiyetle katkı vermeye davet ediyoruz. The church designed as a five-story project in an empty area of the Latin Catholic Cemetery is located in Yeshulkoh. One floor of the five-story church was reserved as a cultural hall for the community to meet after mass or ceremonies such as baptisms, funerals, and weddings, as well as for meetings and conferences. On the ground floor are the bishop's quarters, guest rooms, and a parking lot. İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığı başta olmak üzere doğrudan insana yönelik nefret suçlarının arttığını görüyoruz. Kur'an-ı Kerim'i yakan fanatiklerin alçakça saldırılarına düşünce hürriyeti denilerek maalesef göz yumuluyor. Hangi bahaneyle olursa olsun insanların kutsallarına saldırılmasına müsaade edenleri anlayışla karşılamamız mümkün değildir. Nefret suçlarına göz yumanlar, farklı kültürlerin bir arada barış içinde yaşama iradesini de ne yazık ki dinamitlemektedir